Of! Çok iyi çıktım şuradan ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Of! Vay vay vay, şuna bak, bak, bak nasıl özgüvenli gidiyor, bak. Hoş geldin. Hoş bulduk. DK. Arkadaşlar S.A. Türkiye'ye iddiayı getiren adamla buluştuk ve bir iddiaya girdik. Varım oğlum. He? Varım oğlum. He? Hemen Arif oldum. Nasıl ulan bünyede kalmış görüyor musun? Yok bence çıkmış bünyeden. Çıkmış. Kalmamış. Bir bütün Arif çıkmış. Evet arkadaşlar bugün bir iddiaya girdik Ümit'le. Ben Panda 4x4 Cross'la birlikte nereye araziye gireceğim? Gireceğim. Tamam. Ama önce Ümit girecek. Tamam. Hammer H2 ile evet. Ve Ümit'in gidebildiği her yere 4x4 Cross'la birlikte gireceğim. İddiamız bu. İddialı bir düşünce. Bende kalır bu iş. Bir noktada çünkü ben bir yer bulurum. Bir noktada bence seni bırakırım orada yani. Eminsin. Bence. Eminsin mi? Göreceğiz. Şimdi aslında şöyle bir durum var abi. Burada şunu kanıtlamak istiyorum ben. Böyle inanılmaz SUV'ler alıp, inanılmaz arazi özelliklerine sahip olup hiç araziye çıkmamak mı? Evet. Yoksa gayet minimal elektronik diferansiyeli olan bir tane küçük 1000 kiloluk bir Panda ile birlikte arazinin her yerine girmek mi? Böyle araba keçi diyorlar. Keçi gibi. Hemen kısaca tanıtayım sana Panda'mızı. Evet. Öyle çıkalım yola. Ben merak ediyordum bu arabayı. Hammer'ı zaten biliyoruz. Enteresan bir araba. Şimdi bu şu anda piyasadaki en ucuz 4x4. En yakın rakibinden neredeyse 20.000 TL daha ucuz. Aynı zamanda en küçük diyebilir miyiz? En küçük de 4x4 aynı zamanda. Ne var abicim arabamızda? Şimdi bunun bir tane Plus paketi var. Bu 4x4 Plus şu anda en dolu olanı. Bu arabada işte burada bak çekidemirleri var güzel kırmızı. Yani bugün kalırsam eğer aklında olsun çekidemirleri çekerim burada. Çekerim seni çekerim hadi iyisin Doğan. Şu ön tampon eklentileri var. Evet. Yanda kapı bumperları var. Hı hı. Bumper bak bumper'ı güzel. Ben şey Need for Speed'den hatırlıyorum. Bumper seçiyordun hatırlıyor musun? Kilitliydi falan onlar. Evet, evet. Hatırladın mı? Evet. Burada güzel şık tavan raylarımız var. Bu kayağı mayağı giderken çok işe yarıyor biliyorsun. Bugün bir de güzel hafif bir hile yaptım. Toprak lastiği gördüm, taktım arabaya. Gördüm severim o lastikleri. Ne olur ne olmaz. Tabii tabii. Abi bagajımız da yeterli. 225 litrelik bir bagajımız var. Ama sen bıraktın bagaj testlerini. Tabii bıraktım. Ama buna sığardın. Torpido testine başlayacağım. Biraz daha zayıflayıp. Çok iddialı geliyorum. Ama iddiayı getirdim be Doğan. Şu arka koltuğa bir bakalım abi hazır. Bununla ilgili çok abi arka koltukları göstermiyorsun diye eleştiri alıyorum. O yüzden bir oturayım arka koltuğa. Dizlerim şu an tam değiyor. Ama bu koltuk bir tık öne gidebilir. Şu kafalıklar kalkıyor. Şu kafalı bir kaldır bakayım. Tavanı ne kadar tavan yüksek. Çok yüksek. Evet. Kaldır bakayım abici. Kaldırdım. Bakayım. Şu. Ha? Güzel oldu ha. Yok açı tuttu mu diye baktım. Sağ ol ya Allah razı olsun. Sağ ol. Ne bak abi. Nasıl oturuyorsun oğlum? Ha tavan yüksek deyince tabii, böyle tabii, mi? Aynen ama çok güzel değil mi ya? Bak şu kapı döşemelerinin detaylarına dikkat ettin mi? Aa, döşeme değil havuz plastik. Bir şey diyeceğim. Ne yazıyor? Bir dakika dur bakayım. Panda yazıyor. İçeride abi ilk dikkat çeken şey ceplerin çokluğu. Bak evet. Görüyor musun? Burada şurası var. Çok güzel. Burada var. Burada var. Aa kendinden mi bu şey? Fiyat yazıyor. Aa onu anlatacağım şimdi. Kapı işlerine bu arada şişe bile koyabiliyorsun bak. Bak şimdi. Logolu. Bir şey anlatacağım. Orijinal. Şimdi şuraya bir ekran görüntüsü alayım. Bak ne yazıyor üstünde? Gördüm. Fiyat yazıyor. Doğan çok güzel. Orijinal. Arabanın kendinden tutacaklı. Seversin. Evet. Yani ışıklardan almana gerek yok. Sökülüyor mu diye bir taraftan bakıyorum. Bak şimdi. U-Connect diye bir uygulama var. Buna tıklıyorsun abi. Tamam mı? Tıkladık. My Car dedik. Nasıl ya? Her bir şeyi dakika ne gösteriyor? Aa. Servise ne kadar kaldığına kadar gösteriyor abi. Sen bayağı geliştirdin kendini. Bu abi, işleri bak, çabuk öğreniyorsun. Bak şimdi. Onboard dediğin zaman da buradan müzik sistemini, navigasyonu. Mesela arabadaki navigasyonu kullanıyor musun ekranı? Hayır. Hiç. Hep telefondan gidiyorsun. Çünkü trafiği göstermiyor arabadakiler. Ne yapıyoruz abi o zaman? Buradan geliyoruz. Google Maps'e tıklıyorsun. Artık arabanın buradan ekranı giriyorsun. Bu oluyor. Evet abi. Mantıklı değil mi? Çok. Bence çünkü hiç kullanmıyorsun. Bir de biliyorsun araba satarken falan navigasyonunu falan hava yapıyoruz. Hiçbir şeye yaramıyor ki abi. Hiç açmıyorsun çünkü. Aynen öyle. Yani Bluetooth'la bağlanıyorsun bunu abi. Yani U-Connect'i indiriyorsun uygulamayı. Direkt zaten fiyatın uygulaması. Bluetooth'la bağlanıyorsun. Ondan sonra müzik sistemini, navigasyonunu, arabanın bilgilerini her şeyi buradan görebiliyorsun. Yol bilgisayar olarak da kullanabiliyorsun. Benim hoşuma gitti bu şu gitti. An. Ha müzikli falan. Tabii. Buradan istersen Spotify'ını falan bile açabiliyorsun. İçeride abi hiç fazla bir şey yok aslında. Her şey olması gerektiği gibi minimal. Ha burada. Bütün ihtiyaçları şeyler karşılıyor. Ha bu arada bak burada kanka bir de USB var. Buradan hem şarj edebiliyorsun telefonunu. Bak takıyorsun USB'yi. Tabii tık yanında hemen. Yanında tık işi bitiriyorsun. Bir kısa kablo çok şık durur Doğan. Güzel olur. Ha? Bu ne? Şimdi buna gelelim kankacığım. Anahtarımız üstünde. Evet. Bu ne biliyor musun kankacığım? Bu seni arazide üzeceğim yer. Sen benden mi öğrendin bu kadar iddialı olmayı? Abi körle yatan. Bu normal yol modu. Tamam. Tamam mı? Bir tık çevirdiğinde arazi moduna geçiyor. Elektronik diferansiyel kilidi çalışıyor ve burada off-road yazıyor. Hop bak gördün mü bak yaklaş. Yaklaş bak. Aa.
Ağzımı, kaşım vurdu. Yapma ya. Yapma. Nazar. Şu da kankacığım, iyi miniş kontrolü var arabada. Tam onu diyecektim. HDC. Ya. Gaza, frene hiçbir şeye basmıyorsun. Yokuşa geldin, dik bir yokuş. Çekiyorsun ayaklarını. Kendi kendine diye iniyor. Bir daha yap. Sen şimdi bunu bana hava atmak için şimdi gidince gösterirsin kesin. Senin arabanın özelliklerine bakalım mı? Sağ sol ayak, evet. Sağ sol el. O kadar. Bir de ufak bir beyin. Yani full arazi arabası zaten. Askeri amaçlı üretilmiş bir araba. Ondan sonra yollara çıktı. O yüzden onun arazi kabiliyetini sorgulamayalım. Burada güzel bir şey. Olan... Freni de şey... Güzel güzel. Ha? Hadi. Ben kullanayım. Yok, yapma sen kendi yani. Arabanı. Hadi o zaman arazide görüşürüz. Neyse sen şimdi sen çok hakimsin belli. Ben şey yapmadım onu. Sen beni takip et. Ben birazdan anlatayım arabayı yolda arkadaşlar. Arazide görüşürüz. Görüşürüz. Çıkmadan önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Gel çıkmadan önce bir sunum atalım gel. Arkadaşlar videoyu şurada durdurup rica etsem abone olabilir miyiz? Ha evet, bir dakika dur. Lütfen. Sen çıkmadan önce şu abone olmayan. Bak. İzleyip kaçan bak. Arkadaşlar için pause bir, yapıyoruz. Bak. 15 saniye saygı duruşu. Durduk şu anda abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bekliyoruz. Olmuşlardır. Hadi durdu, son abone ver. Daha. Son abone hadi, ver. Kalktı evet. Abi az kaldı. Evet, kalkıyor. Kalkıyor. Bitti, tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Ne hadi oldu? Sağ ol. Ha, ben de hadi mi? Gel hadi gel. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi araziye doğru gidiyoruz. Bu sırada ben biraz arabanın motor özelliklerinden bahsedeyim size. 0.9 litre turbo beslemeli bir motor. Twin Air diye geçiyor. Ve çok enteresan bir şekilde 2 silindirli. 2 silindirli olduğu için de sesi aynı motosikletler gibi bak. Güzel bir makine. Benim 3 silindirli motorların sesi zaten hoşuma gidiyordu. Şimdi 2 silindirlilerin daha çok hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Arabanın gazına bastığını anlıyorsun yani bir taraftan. 85 beygir gücünde motor, 145 Nm'de torku var. Ama tabii ağırlığı arabanın 1090 kilo arkadaşlar. 1090 kilo olunca tabii verimli bir hale geliyor. Yani üzmüyor sizi. Öyle söyleyeyim açıkçası. İnanılmaz gitmiyor tabii ki ama üzmüyor da bir taraftan. Bu kadar küçük bir motor olunca tabii ki yakıt tüketimine de eksi olarak yansıyor. 100 km'de ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Hadi şehir içinde de diyelim 1 litre, 1.5 litre üstüne koyarsan yani maksimum bu arabayla 7 litrelerde dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmezseniz, dikkat ederseniz 5 litreye düşebilirsiniz ama. Tabii şöyle bir durum var. Bu otomobile neler yapabilirsiniz? Hafta sonu bir aktivite aracı olarak kullanabilirsiniz. Yani ben bununla doğru lastikle kuma bile girebilirim arkadaşlar. Bu açıdan tabii ki otomobil size ekstra bir eğlence getiriyor. Ekstra bir aktivite olanağı sağlıyor. Bugün zaten neler yapabiliyor? Panda Air Cross göreceğiz. Bu arada U-Connect uygulamasının çok güzel bir özelliği daha var. Onu söylemeyi unuttum. Hemen göstereyim. Ekran kaydı başlatayım. Buradan isterseniz ön tarafı ve arka tarafı video ve fotoğraf çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafı ve yüzünüzü selfie modu olarak. Çok güzel bir özellik. Yani arabada kullanılan aslında bu kameraların yerine telefonunuzla trafiği kaydedebilirsiniz. Başınıza herhangi bir şey geldiğinde, Allah korusun kaza herhangi bir şey geldiğinde kanıt olarak telefonunuzdaki görüntüleri gösterebilirsiniz. Ümit'i arayayım şimdi çıkmadan. Banka bak. Ümit Bey. Evet. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Çok mersi, çok mersi. U-Connect'le bağlandım size. Aa. Evet. Hazır mıyız? Vallahi opera sanatçısı gibi geliyor sesin, maşallah. Kaliteli de bir ses tonun var. Abi, hiç senin ses tonun gibi değil. Araba İtalyan olunca operaya döndüm. Tabii, muhtemelen. Bayağı bir karizmatik oldu sesin. Sayın yolcularımız. Hazır mısın araziye? Hazırım. He? Bekliyorum bakayım. Ya bir şey diyeceğim, ben YouTube'da oynatma listeleri yapıyorum ya kanalda. Evet. En çok izlenen şeyler iddia videoları, biliyor musun? Harbiden mi ya? Valla. Abi ben iddia işi bitti zannediyordum 15 yok, sene yok, önce. Yok. Değer yeni başlıyormuş. Abi iddia biter mi ya? Makyaj gördü ya. Makyaj gördü, devam. Bankaban kanalında yeni kasası var iddianın. Aynen abi, geldik şimdi köye doğru geldik. Hazırsan tamam. 6 litre arabanla 1 litre bile olmayan arabama meydan okuyorsun ha? Peki ben senin arkamdan mı geleyim, ben kafama göre gireyim, sen mi gelirsin? Yok sen git, ben senin gittiğin yere gelmeye çalışacağım. Peki. Peki çok mersi. Sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Konsantre misin? Korkusuzluğumu mont giymeyerek de burada pekiştirdim. Oğlum üşümüyor musun hakikaten ya? İşte ama burada çekinceleri olan sen olmamalısın. Arkadaşlar. Deyip. Bütün karizma bitti değil mi? Hava at.
Ümit iddia alınca işte. Her şeyde çok ciddi. Full konsantre. Evet. Burada tamam. Biz normal duramıyoruz ya. Arabalar nasıl gidecek? Senin araba gider de. Ben giderim baba. Öyle mi diyorsun? Ben giderim. Sen bak. İstiyorsan antrenman yap. Yarın geleyim. Evet. Vay. Tamam. Vay. Yani fark etmez Doğan. Fark etmez. Ümit Erdem içinden evet. Geçerim. Yapma ya. Tabii rahat ol kardeşim benim. Bir de şu sıkıntı var. Sen kardeşim bunu söylediğinde benim. Yapıyorsun genelde. Evet. Yani böyle senin atarın tutar genelde. Şimdi önce evet. Ben önden gideyim mi? Tamam mı? Ya ben çok rahatım Doğan. İstediğin yerden git. Peki parkuru az çok gördün. Şimdi bir drone'la da gösterelim arkadaşlara parkuru. Tamam. Tam bir oyun alanı gibi. Evet. Ben burada kalır mıyım, gider miyim? Bak kuru hava olsa derim ki ya Doğan geçer. Ama çamur mamur var o yüzden ben şuralar bir nokta... falan bir derin olabilir. Baba bir noktada ben hırpalarım seni. Bir şey diyeceğim buraya gelene kadar bile neler evet, oldu zaten. Evet yolu bile harbiden ya yolu bile ne biçimdi. Ama güzel yermiş burayı sevdim ya öğrettiğin için teşekkür ederim Doğan. Her zaman. Sen Foraya falan alırsın. Tamam ben ellemiyorum arabanın bir şeyini ya. Öyle mi? Tabii abi. Ben normal. De 4x4 modunu alacağım tamam. Öyle ellemeden geçeceksin. Tamam baba. Başla sen hadi. Bir şey diyeceğim sonunda ne olacak ben buraya geçersem. Ha evet iddia. Ne oldu o iş? O yemek işleri yalan olmasın bir kere. Yalan abi yemek, işler. Yemek işi kolaylaştı sizin için. Benim mide küçülünce yemek iddiası yemez artık. Başka bir şey olması lazım. Ne olsun? Peki. Ayakkabı mı buradan acaba? Açıklayalım mı? Ümit Erdem Dalaman'a gidiyor. Evet aynen. Uçuş gitmeden okuluna. Önceki son evet, video. Son videomuz arkadaşlar. Bir süre ayrı kalacağız maalesef. Pilot olacak kendisi. Uçuş evet. Okuluna gidiyor Dalaman'a. Evet. Şöyle bir şey yapacağız. Ben buradan geçersem eğer. Tamam. Ben istediğim herhangi bir günde sen izin alacaksın. Tamam. Tamam mı? Buraya geleceksin ve video çekeceğiz. Oo. Eğer sen kazanırsan ben kalırsam burada. Ben istediğin herhangi bir gün bütün o günümü boşaltacağım, atlayacağım uçakla Dalaman'a geleceğim. Seninle bir gün geçireceğim. Video çekeceğim. Bu her türlü sana okulda. Yarayan bir iddia gibi geldi bana. Öyle deme şimdi. Yapma ya. Efendim bizim de bir tamam, kitlemiz kabul, var. Kabul mü? Kabul. Anlaştık. Kabul anlaştık. Ha? Nasıl yapıyordu? Şey, Arif nasıl yapıyordu? Varım abi. Varım. Ne biçim şeyler yapmışım harbiden. Bir şey diyeceğim peki opsiyon katabiliyor muyuz iddiaya? Tabii abi. Hani baktık ki ya işte ben çok yoğunum okulda evet. Ağır çalışmam evet. Gerekiyor. Ben geleceğim ben. Ha sen gel tamam. Mesela Dalaman'a sen gel videoyu orada çekelim. Tamam. Uçağa yani, bindireceğim mi benim? Konuşuruz. Hadi sen başla parkura konuşuruz. Başlıyor muyuz? Konuşuruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Bana dualarınızı esirgemeyin. Ya benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çıkıyorum ve bitiriyorum parkuru. Arkamdayım. Geç. Geç. Sen nereden istiyorsan oradan geleceğim. Evet arkadaşlar. Arazi moduna alıyorum. Offroad modu. Offroad mod devrede yazdı. Açsana telini. Ümit'i de arıyorum bir taraftan. Gidi. Doğan Kabak abim iddia bulaşıcıdır. Böyle kendini çamurun içinde bulursun bir anda. Alo. Ha açtın mı? Ümit Erdem seni aradım çünkü arkadan nasıl görünüyor merak ediyorum. Doğan Kabak iddia bulaşıcıdır. Böyle kendini çamurun içinde bulursun. Vallahi ya. Benim ne işim var burada ya. Hazır mıyız? Giriyorum. Evet. Hadi gel bakalım. Senden korkan senin gibi olsun Doğan Kabak. Buralarda bir şey yok. Hava atma bana. Pıtır pıtır gidiyorum Ümit Erdem. Şey diyeceğim derinmiş ha. Ya. Bak pıtır pıtır. Hop. Oo burası bayağı çamur ha. Of. Arkadaşlar bu arada hiç sıfır takılmaya. Oo bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya neredesin? Gel gel. Bir şey diyeceğim. Benim yetişemem bekliyorum. Of. Çok iyi çıktım şuradan ya. Hadi gel bekliyorum. Bu arada arkadaşlar hill holder var. Hiç kaydırmadan kalkıyoruz. Burası mıydı? Aa, evet. Burada bir pis yer var. Burada biraz tırsmıyor değilim. Ama geçeceğim diye ümit ediyorum. Hiç ayağımı gazdan kaldırmadan stabil bir gazla geçerim bence. Kendi kendime mi konuşuyorum ben? Ümit Erdem. Kalır mıyım burada? Oo bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Of. Bir de freni çekeyim öyle durayım ya. Ümit abi yeterli mi senin için bir tur daha atayım mı? Devam devam. Yapma ya. Tabii abi devam. Yani bunu şansa mı geçtim diyorsun? Doğan bu iddia işi böyle çok fena bulaşıcı ve virüs gibidir bak atamazsın. Hadi gel gel. Gel bakalım hadi. Vay be. Ha? Sana sarı yerde keçi Doğan mı diyorlar? Tabii abi keçidir benim lakam. Keçi Doğan. Vay vay vay. Bak nasıl özgüvenli gidiyor bak. İlkini yaptım ya şu an çok rahatım. Değil mi? Güzel ama zevkli görünüyor. Çok, çok keyifli abi. Ya şurada kalmaması mucize değil mi ya? Başarılı bir şekilde geçtik. Full çamuruz ya. Ne oldu Ümit Erdem? Sen ponçik pandaya bak beni üzdü be. Ya hayat bilgisi gibi değilmiş değil mi? Vallahi. Ama kaybettiğim iddialar oluyordu zaten. Alışıyorum Allah'tan.
Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi çoluğu çocuğu yengeyi bıraktın geldin. Bizi yalnız bırakmadın. Yengeye de izin verdiği için teşekkür ederiz. Teşekkür ettiği için izin veririz yengeye de. Tabii bundan sonrası zor şimdi. Evet. Dalaman'dayken sana iddiayı da kaybettik. Ya hiç sana video borçlanacağımı hayal etmezdim. Evet arkadaşlar, Ümit Erdem bir video borcu var. Lütfen Instagram'dan darlayın Ümit Erdem'i. Instagram ümit.erdem, hala Ümit Erdem'i kullanıcı adını alamadım maalesef. Yaralı. Benim Instagram'da Doğan Kabak. Beni de takip ederseniz sevinirim. Panda'ya da çok teşekkür ediyorum. Beni bugün üzmedi. T plaka, test plakası bu arada. Anlamışsınızdır zaten. O sola dönmeden önceki yerde kalırsın diye düşünüyordum. Orayı geçti. Ya bunları takmayacaksın. Kötü oldu. Bunları tak. Her şeyden bir şey çıkartacaksın. Ne anladık bugün? Öyle çok pahalı 4x4'lere gerek yok. 105.900 TL'ye alabileceğin bir tane 4x4'te de full eğlenebiliyorsun yani. Bunu anladık. 15'te biri falan var. Biliyorsun. Sıfır iyi bir sol. Hadi o zaman sen kaç eve. Çoluğu çocuğu bekletme abi. Ben biraz eğim iniş kontrolü falan var arabada. Onlara bakacağım. Şey diyeceğim. Video bitmedi mi? Şunu bitti. Bana ver ya. Ha, yok ben bakacağım. İyi. Sen mi bakmak istiyorsun? Hem kaybettim hem hiçbir şey yok. Başka bir yere. İyi hadi bir tur at. Hadi bir tur atayım ya. Hadi bir tur at. Hadi bir tur at. Eğim iniş kontrolüne bak o zaman. Ben bir şeye bakamam ya, normal. Ben alıp eve gidiyorum. Gel gel. Hadi görüşürüz. Ya niye başta ben bunu kullanmadım ya? Ha? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Panda ile beni baş başa bırakın. Konuşuruz hadi. İyi seyirler. Getir arabayı, bakacağım şuralarda, gezeceğim biraz. Evet, Ümit'i gönderdik. Sağ olsun bugün bizi kırmadı. Ben de buralarda eğlenmeye devam ediyorum. Şu an eğim iniş kontrolle iniyoruz. Bak hop. Hiç gaza frene basmıyorum arkadaşlar. Buradan devreye alıyorum eğim iniş kontrolü. Butonu en sağa getiriyorum. Pıtır pıtır kendisi iniyor. Bu arada arabanın arkadaşlar 24 derece yaklaşma, 34 derece de uzaklaşma açısı var. Aslında arazide bu kadar kabiliyetli olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani bu aslında kübik yapısı arazide size avantaj sağlıyor. Uzaklaşma ve yaklaşma açıları dolayısıyla tamponların biraz daha kübik olması, tasarımın kübik olması arazide bayağı bir avantaj sağlıyor. Şuradan bir tane daha eğim iniş yapıp bitireceğim. Bak şu an bile düşük hızda bile devreye giriyor eğim iniş kontrolü. Eyvah çamur olacağım. Abi her yere tırmanıyor ya. Çok acayip. Evet geldim şimdi yokuşun başına. Ayağımı frenden çektim. Bak algıladı. Hop. Kendi iniyor. Burası biraz sıkıntılı. Böyle yanlayabiliyorsunuz da aynı zamanda bak. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sallama oğlum, yapma ya. Uf. Ama tok araba ha. Böyle bir çok sallarım gibi gaza geldim ama sallayamadım. Tok. Ama bizde zaten genel alışkanlık ülkede hani SUV'yi alıp makroya gitmek olduğu için. Evet. Hani markete kadar bizim evet, SUV'ler. Bizde, bizdeki SUV'ler market SUV'si. Araziye girmemişi bırak, arazi tuşuna basılmamış SUV var. Var. Evet. Öyle temiz. Abi bana mısın demiyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. We'll be right back.